Aramızda eski karne günlerini hatırlayan var mı? Ya da durun, siz hiç zahmet etmeyin. Eskiden karne almakla şu an karne almak arasında ne gibi farklar var? Biz anlatalım. Eskiden karne günü tüm arkadaşların sınıfta heyecanla beklerdi. Herkeste bir mutluluk ifadesi. Acaba karneler ilk iki ders bitince mi dağıtılır, yoksa gün sonunda mı? Bu sınıf sonuncusu. Hop 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 hop. Bir dakika, hoca geldi. Evet arkadaşlar, birazdan karneler dağıtılacak. Lütfen sessiz bir şekilde bekleyelim. Bu yıla baktığımızda yine karne heyecanımız var ama eskisiyle kıyaslamak biraz zor. Arkadaşlarımıza sorduğumuzda birçoğu karnesini online almayı düşündüğünü söylüyor. Kimisi dijital karne varken okula gitmeye üşeniyor, kimisi ise çoktan memleketine doğru yola çıktı. Önceki senelerde bir dönem içerisinde iki yazılıya girilir, üstüne alınan sözlü notları kritik önem taşırdı. Sonrasında ise deliler gibi hangi yazılıdan kaç alındığı hesaplanırdı. İngilizce hocası beni seviyor zaten. İngilizceden geçsem, matematikten ilk sınavdan 60 aldım, ikinci sınavdan 48 aldım. Hoca da sözlerime 70-80 girse ben matematikten de geçerim. Kanadalı bilim adamlarının araştırmasına göre öğrencilerin matematiği en çok notlarını hesaplarken geliştirdiği saptanmış. Bu yıla baktığımızda ise not sistemi daha farklı. Pandemi yüzünden öğrenciler ilk dönem sadece bir yazılıya girdi ve bu yazılıdan alınan not yıl boyunca geçerli oldu. Evet, ilk dönem matematik dersinden 95 alan Atakan arkadaşınızın ikinci dönemde aynı notu geçerli olduğu için sınıfın birincisi oldu. Matematikte alkışlayalım. Bravo, attınız benim ya. YKS 2023'te sayısal alanda derece yapan Atakan basının ilgi odağı oldu. 10. sınıfta matematikten aldığı 95 notuyla TET'de ilk 100'e girmeyi başaran Atakan'ın gözü ODTÜ'de. Evet, daha önce mühendislik alanında bir tecrübeniz olmadığını görüyorum, doğru mu? Doğru. 10. sınıfta matematikten bir tek 95 almıştım, o kadar. Gerçekten mi? O hala geçerli mi? Geçerli tabii. Sen bir dahisin. Pazartesi gel işe başla. Ciddi misiniz? Tabii canım, git pazartesi gel başla. 95 almışsın, hadi. Teşekkürler. Hadi bakalım. Maalesef ilk dönem aldığınız notlar o kadar da uzun süreli geçerli olmayacak. Eskiden karne sonrasında değerlendirme yapmak çok meşhurdu. Herkes birbirinin karnesi hakkında yorum yapmaya başlardı. Kanka sen Türkçeden kaç aldın ya? Kanka baksana, Türkçeden 40 almışım. Hoca resmen kafayı taktı bana, yani ben aldım 40'ı. Oğlum sen herkese zeyle yazan bir çocuksun. Normal ya. Ya kardeşim, her sene aynı espri, her sene aynı muhabbet. Yeter artık ya. Şuraya baksana. Ben 40 alabilir miyim ya? Ben de 50 almışım. Matematikten 80 almışım. Ben matematikten 80 almışım. En düşük notum 95 benim. Evdekilere ne... Abartma nerede istersen. Tamam, sakin olun. Tamam. Şimdilerde ise WhatsApp'ta arkadaşlara dijital notların ekran görüntüsü atılıyor, karne değerlendirmesi WhatsApp ya da Telegram gruplarında yapılıyor. Ayrıca karneyi evdekilere göstermeye dahi gerek kalmadan anne babalarımız e-okuldan notlarımıza çoktan ulaştı bile. Eskiden karne dağıtıldıktan sonra herkes son günü en eğlenceli şekilde değerlendirmek isterdi. Kızlar bir kafede arkadaşlarıyla oturur, kahve yudumlarken erkek tayfası soluğu PlayStation kafede alır, akşam evdekilere göstereceği bir karne yokmuşçasına FIFA atardı. Bu yıl ise karne sonrası çoğu öğrenci online karne aldığı için herkesin bir araya toparlanması biraz zor oldu. Bir de yıl sonu hep beraber takılıyoruz arkadaşlar deyip sene sonu geldiğinde ortadan kaybolan bir tayfa var, onlara da selam olsun diyelim. Evet, bugünkü videoda biraz eskiye özlem duysak da pandeminin etkisini kaybetmesiyle bundan sonraki yıllarda eski günlerimize döneceğimizden şüpheniz olmasın. Bu arada sahi size hiç sormadık ama karneler nasıl?